Merhaba, bugün çok ilginç bir konu. Nasıl elektro gitarımızı izolasyon ederiz? Şimdi eğer dandik bir gitarınız varsa veya reissue bir gitarınız varsa benimki gibi 69 reissue, yani reissue ne demek? 69'da yaptıkları gibi aynı şekilde yapıyorlar. 60'ta da 60'larda da izolasyon olmadığı için bu gitarda da izolasyon yok. Şimdi bu gitara bir izolasyon yapacağız. Copper band kullanarak. İzolasyon niye yapıyoruz? İzolasyon manyetiklerin olduğu bu elektronik alanları bir Faraday kafesine maruz bırakıyoruz ve böylece dışarıdan gelen elektronik dalgalardan etkilenmiyor. Bunun için malzemelerimiz bant, şöyle bir bakır bant, tornavida, pense, kablo çıkartıcı, kalem, aydınger kağıdı, maket bıçağı, kablo, bir kumpas, halya seti. Şimdi öncelikle gitarımızın tellerini çıkartalım. Bu vintage modellerde telleri çıkarmak çok basit oluyor çünkü üstleri açık oluyor. Hemen şu şekilde telleri döndürüp çıkartabiliyoruz gevşettikten sonra. Çok fazla ele ayağa takılmasınlar. Bu telleri çünkü yeni almıştım. Tekrar değiştirmek zorunda kalmayayım. Şimdi gitarımızın içini bir açalım, bakalım ne varmış. Biraz daha küçük bir tornavida alacağım. Bunların altında yay olur genellikle. Çünkü manyetin sallanmaması istenir. Şimdi bu alanlara izolasyon uygulayacağız. Bunun için bir aydınger kağıdı kullanıyoruz. Aydınger kağıdına ben daha önce çizmiştim. Şu şekilde. Ben bu çizdiğimden biraz daha geniş çiziyorum. Çünkü buraya oturduğunda biraz daha geniş geniş oturmasını istiyorum. O yüzden burada çizdiğimi biraz daha böyle bir 2 milim, 3 milim kenarından keseceğim. Evet, şimdi bandımızı buraya yapıştırabiliriz. Şöyle kenarlarını hazırlıyorum. Tırnak çok işe yarıyor. Bu sefer çentik bunun içinde toz varsa çok iyi silmemiz gerekiyor bu arada. Bu bantın metresi 25 lira, 2 metresi 50 lira. O yüzden idareyi kullanıyoruz. Bu
Evet, şimdi şu kenarlarını kaplayacağız. Bunun için ilk önce bir ölçü alalım. Yani şunun derinliği ne kadarmış bakalım. 1.6,5 diyor. Yani 16 milim diyor. Şimdi bu 16 milimden tabii biraz daha fazla yapacağız. Çünkü onun hem şu şekilde hem bu şekilde alta gelmesini istiyoruz. O yüzden ben 2.5 falan yapacağım. Yani aslında şunu ortadan ikiye kessem yeterli diye düşünüyorum. Şuranın derinliği fazla tabii. O yüzden buraya yani 3.8 diyor. Buna zaten bir boy keseceğim. Şuraya bakalım. Bu da 2.2 falan. Yani buraya da sanırım ikişer, yani 2.5 milim kurtarmayacak gibime geliyor. Çevresini daha iyi dönmek için. Şimdi şurayı bir ölçelim yaklaşık. 10 santim gibi. Buradan bir 10 santim keselim. Bunu cetvelle falan daha aslında düzgün yapabilirsiniz ama benim alışkanlığım olduğum için çok cetvel kullanmıyorum. Bir de o kadar hani ince kesmenize gerek yok. Zaten çevresinde bir sürü kırışıklık yapıyorsunuz yani. Ve çevresini dönmeye başlıyorum. Buraları bu şekilde boşluk bırakıyoruz. Çünkü buralarda da şöyle yana iteceğiz. Şöyle. Şimdi pickguard'dan, çünkü benim pickguard'ım şu şekilde gözüküyor mu diye bir kontrol ediyorum. Yani çok gözükmüyor. Belki şurayı birazcık alabilirim. Kontrol edelim düzgün yapmış mıyız, çünkü bu yüzeye değdirdiğimde bu yüzeyden sinyal almam lazım. Gayet güzel. Kardımın şu iç yüzeyini de yapmam lazım. Çünkü buradan da şu çevresinden de bir izolasyon olmasını istiyorum. Şimdi bunun çevresini döneceğim. Şunun yüksekliğini tekrar bir ölçelim. ...2.2 gibi bir şey. Yani 3.2 gibi bir kalınlık keseceğim. Thank you.
Evet, şu yaptıklarımızı bir test edelim. Şimdi burayı tamamen izolasyon yapacağım. O yüzden buradaki bütün potları sökeceğim. Evet, şimdi son işleme geçeceğiz. Bu son işlem çok önemli bir işlem. Buradaki tüm şeyleri, tüm bakırları bir bu gitarın toprağına bağlayacağız. Gitarın toprağı neresi? Gitarın toprağı şunun geldiği yer oluyor. Oraya lehimleyeceğim. Thank you.
Evet, bu arada lehim havyamızı da ısıtalım. Evet, başardık mı? Bir bakalım bakalım. Yani buradan buraya topraklamayı sağladık mı? Gayet güzel. Ama gitarımı çizdim. Son rehim. Her şeyi birbirine bağladım. Yine test edelim. Çok güzel. Evet, son olarak bu ucu gitarın şasesine yani toprağına bağlayacağım.
Evet, bitti. Şimdi tellerini takacağım. Ve son. Voilà. Bayağı uzun sürdü. Ne kadar sürdü bakayım. Yani yaklaşık 2 saat 20 dakika falan sürdü. Tabii siz bunu hızlandırarak izleyeceksin. Evet. Tekrar görüşmek üzere.